Bumun TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Survivor'ın yıldız isimlerinden Yunus Emre Özlem bizlerle. Yunus Emre hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Nasılsın? Efendim. İyiyim çok şükür. Antrenmandan çıktım. Yanınıza geldim. Siz evet, nasılsınız? Evet biliyoruz. Çok teşekkürler. E, programımıza geldiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben Hemen de seni biraz yakından tanımakla başlayalım. Aslında ekranlardan tanıyoruz ama daha detaylı tanımak istiyoruz bugün. Kendinden bahseder misin? Tabii ki. E, Silivri'de doğdum büyüdüm. Silivri'de doğup büyümenin bana kattığı çok şey var. Bu karakterim ve tipimin tezatlı tamamen Silivri'de doğup büyümemden kaynaklı bir durum. Ondan sonra birçok iş yaptım. Ee, okul hayatım çok sıkıntılıydı. Ee, şişman bir çocuktum ve hastaydım. Solunum yolu alerjim vardı. Okulda çok fazla ezildiğim için okul hayatında pek parlak dönemler geçiremedim. Haliyle e, farklı işlere yöneldim. Daha sonrasında... E, fabrikalarda vesaire evlenmek üzere çalışan normal bir insanken birden çocukluğumda kendime verdiğim sözler kafamda canlandı. Ve evlilik hayatının istediğim gibi gitmemesiyle beraber çok radikal kararlar alıp Survivor yarışmasına katıldım. Tabii bunun e, hem modellik yapıp hem kafes dövüşü yapmamla da herhalde değişik bulup beni Survivor'a e, dahil etmek istediler. Yani dövüşün bana kattığı çok fazla şey oldu. Aslında dövüşçü değilim. Herkes beni işte dövüş sporlarıyla falan tanıyor Survivor'dan dolayı da. Ama aslında ben normalde işte ilaç mümessilliği yapan, takım elbise çanta işine giden normal bir insandım. İnsanlar beni çıldırtıp delirttikten sonra ben dövüş sporlarına yöneldim. 25 yaşından sonra dövüş sporlarına başladım. Kafes dövüşünde ilk maçımı nakavutla kazandım. İkinci maçımı da kazandım. Ondan sonra Ardından iki maç kaybettikten sonra kickboks camiasına dahil oldum. Bu şekilde. Şimdi bugün ağırlıklı olarak Survivor'ı konuşacağız zaten. Ama kafes dövüşü e, nasıl başladı? Bu yola nasıl geldin? Bu aşkı merak ediyoruz. Nereden geliyor? Şimdi benim hayatım tezatlıklarla dolu. Beke, bir kere e, böyle bir... Kendimi ömrüyü sevmem. Kendimi çok fazla sevmiyorum. Ama bir kere bu tipteyseniz gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. İşte... Gariban bir ailenin çocuğuysanız yani gariban demeyeyim de yani böyle ort kendi yanında bir ailenin çocuğuysanız falan insanlar sizi çok fazla ezmek istiyor. Hayatın içinde, iş hayatında gerek farklı yerlerde. Ben de artık yani hayat ezel dizisi ise ben de hep tevfik oldum. Hep kullanılmak, hep kullanılmak yani. Öyle olunca da bir yerden sonra bende artık şelterler atmaya başladı ve delirmek üzereydim. Kendimi dövüş sporlarıyla tedavi ettim diyebilirim açıkçası. Çok rahatladım. İnsanlara olan kinimi kustum. Nefretimi döktüm. Yenildim, yendim, hiç önemli değil. Dövüşmek senin için bir terapi aslında. Dövüşmek benim için aynen bir terapi ve zayıf bir çocuk olduğum için hastalıkta geçirdiğimden bahsetmiştim. Hep ezildim yani gerçekten. Güçlendiğimi görmek de bunlara dayandığımı görebilmek de benim için ayrı bir motivasyon kaynağı. Geçtiğimiz haftalarda bir başarı elde ettin. Şampiyon oldun. Bunu evet. da konuşalım istiyorum. Nasıl geçti? Ya inanılmazdı. Zorlu bir rakibim vardı gerçekten. Haitili. Ee, çok sağlam bir çocuktu. Antrenmanlarımızı izleme fırsatı bulduk birbirimizin İstanbul'a geldiğinde. Ee, antrenmanda herkesi kırıp geçiriyordu ve bana karşı çok fazla özgüvenliydi. Biz de Sami Akın ve Mert Akın'la beraber, Devrim Akarsu şu an yanımda kendisi de. Efsane evet, birazdan bir bizimle olacak. Onlarla çalışa çalışa yani çok antrenmansız bir dönemden geçtim. Ondan sonra çok sıkı hazırlandık maçımıza devrim hocalarla beraber. Antrenmansızdım. Yani Survivor'dan sonra 7 ay psikolojik durumlarım iyi değildi, evden çıkmak istemedim. Derken Acun Medya bizi çocuk esirgeme kurumunda işte çocuklarla vakit geçmemiz geçirmemiz için davet etmişti. Bu davet için de onlara ayrıyetten teşekkür ediyorum. Harika bir gün geçirdim çocuklarla. Orada telefonum çaldı. Sami Akın aradı. Evlat dedi böyle böyle dövüşür müsün? Dedim baba sen istedin de canlı bomba olmadık mı yani? Tabii ki dövüşürüz. Ondan sonra bir ay kadar kısa bir sürede hazırlanıp bu maçı yaptım. Yani gerçekten başarı benim için. Yani rakibimden dinlediğim şeyler bana vururken sakatlandığını söylüyor bana iki kere low kick atıp e, aldığım bloklar sonucunda. Evet izleme şansı buldum maçı. Evet sakatlandığını söylüyor ve benim için gurur verici böyle bir maç çıkarmak daha sıraya koyup birkaç maç daha yapıp kemerimi almak istiyorum. İnşallah. Survivor'a gelelim istiyorum. Güzel dostlukları yanı sıra başka türlü kazanımlar da elde ettin. O güzel dostluklardan bahsedelim önce. Sonra neler kazandın, neleri kaybettin? Yani bir kere. Çok güzel dostluklar kazandım. Atakan Işık tutan, Yasin Obuz gibi, Gökhan Keser, efsane isimler. Yani e, daha kazandığım nice isimler var. E, böyle hayal etsem, bayramda bana mesaj atsam mesela Acun abi bana cevap verir mi böyle bir şeye hayal bile edemezdim. Bayramda Seyran'da yazdığım zaman Allah razı olsun Acun abi bana cevap veriyor falan. Yani çok güzel kazanımlar bunlar. Bunun yanı sıra karakterinden bir şeyler kaybettin mi? Örneğin Domini'ye gittiğinde işte sinirini yendin mi? Hırsına mı yenik düştün? Törpülediğin durumlar oldu mu? Yani kendimi törpüleyebileceğimi zannetmiyorum. Ben neysem oyum. Çok şeffaf bir karakterim. Ben ben buyum yani. Oldun gibi. Kendimi ne törpüleyeceğim ne şey yapacağım yani. Hep aynı kalacağım. Biz yarışmaya ekranlardan gördüğümüz kadarıyla hakimiz açıkçası. Tabii bu yarışmanın bir de arka planı var. Arka Kesinlikle. planda neler yaşandığını en iyi sen bilirsin. Kesinlikle. Onu da senden dinleyelim. Arka plan, şimdi yarışmacılar arka planda çok farklı davranabiliyor. Kamera önünde çok farklı davranabiliyor. Ve röportaj kısımlarında çok farklı davranabiliyor. Kulisler oluyor mu? Yani muhakkak aşırı kulisler oluyor. Yani oradaki ortamı tahmin bile edemezsiniz. Ee, bizim yaptığımız Yasin, Gökhan Keser, ben Ardağan da dahildi işte. Hep bir köşede Survivor'ın çok dışında muhabbetler ettik. Yani o kulislerin hiçbirine katılmadık. Konseye bile konuşarak şunu yazalım, bunu yazalım diye giderek konuşarak çıkmadık. Herkes ne düşünüyorsa onu yapsın diye. Sizin dedi. grup ekranda görüldüğü gibiydi aslında. Evet, kesinlikle. Ya Samimi. O yüzden zaten bizim gruptu. Hani insanlar yoklukta, ayrı, varlıkta ayrı da davranabiliyor. Hayırsızlaşabiliyor da. <laughs> Buradan taş tatayım birkaç tane. Ama olsun yani. Peki eleme gecesinde neler hissettin? Yasin Obuz çok üzüldü. Ee, herkes gördü bunu. Sen neler hissettin? Bunu merak ediyoruz. Yani eleme gecesi benim için hüsran olmadı. Çünkü Survivor'ın kaderi bu. Elenmek de var orada. Devam etmek de var. Ben hayatın bana sunabileceği her türlü seçeneğe açık bir insanım. Yoluma bakarım direkt yani. Bu kadar erken elenmeyi hak ettin mi sence? Yani hak etmezsem... Elenmezdim yani bilmiyorum hak etmek neye göre hak ettiğini. İzleyicinin gözünde öyle oradaki... değil de aslında Türkiye'de çok konuşuldu sen yani Dominik'teyken. Seyken Erken bir elenme oldu Acun Ilıcalı da söyledi zaten bunu ee, sence de öyle mi? Yani bence de öyle ben de oraya hiç feda etmek istemezdim ama kısmet böyleymiş ne diyelim yani önüne geçemeyeceğimiz şeyler. Evet kritik bir soruya geldik aslında senden önce elenmesi gerektiğini düşündüğün bir isim var mıydı? Yani inanın oradaki herkes bir mücadele veriyor yani dışarıdan bir gözle herkes diyebilir senden önce şöyle ama ben öyle diyemem. Çünkü onlar benimle aynı mücadeleyi verdiler tamam hani e, farklı mücadeleler de verseler böyle kamera önünde yok işte bir açığını gördüm şuradan vurayım böyle falan ben de onlar olmasa bile herkesin verdiği mücadeleyi biliyorum. Orada herkes aç herkes bir şeylerden vazgeçip e, aynı sefilliği yaşıyor ve hiç kimse için ya işte onun hakkı, benim hakkım, ben orada olsaydım falan diyemem. 2020 yılında bir ameliyat süreci geçirdin aslında. E, oradaki duygu durumlarını da merak ediyoruz. Nasıldı? Çok viral oldu. Hep evet, ameliyat, evet. ameliyat. Yunus Emre Özden deyince ameliyat akıllara ya, o geliyor. O 2020'de benim yaşadıklarımı gösterseler o gönüllü takımının içinden geçerler gerçekten. Beni o kadar zor bir durumda bıraktılar ki. Yani bir kere şöyle anlatmak istiyorum. İlk parkurumdu. Daha Survivor'a yedeklerden girmişim. Babamı kalp ameliyatı masasında bırakmışım. Gitmezsen hakkımı helal etmem demiş. Beni oraya zorla göndermiş. Ben yine gitmiyordum. Babamın yanında kalacaktım. Ve ben ilk parkurumda sakatlanıyorum. E, testisim dönüyor. Pandemi süreci var. Bizim bazı durumlardan haberimiz yok. Dönmüş bir testisle iki gün boyunca Survivor'ın pisliği içinde yatıyorum. Affedersiniz idrarımdan kan çıkıyor. Yani kabir azabından beter bir acı çekiyorum orada. Ee, i̇kinci gün sonunda beni ameliyata götürüyorlar falan. Hani doktor bana özellikle translate'i kullanarak dedi ki biraz daha geç kalsaydın sağ testisini çöpe atıyorduk yazmış. Bana bunu hmm. hani ben bunları yaşadım ve geri döndüm. Geri döndüğümde çok ciddi ağrılar çekiyordum ki beni diskalifiye etmek üzere Metin Kuş kliniğe geldi. Evlat dedi yollarımız buraya kadarmış seni diskalifiye etmek zorundayız. Orada ayağa kalkıp ben şimdi bile koşarım işte babamı bıraktım geldim falan. Böyle dokunaklı konuşmalarla kaldım orada. Geri döndüğümde arkadaşlarımın bana yaptığı kliniğe git niye burada yatıyorsun burası ortak alan falan filan gibi şeylerle böyle iyice şok oldum ve e, böyle şey bir duruma düştüm. Hatta bir gün bir arkadaşımız geldi bana dedi ki isim vermek istemiyorum insanlara kötü göstermek için ne yapıyorsun dedi dedim çok acı çekiyorum. Bana böyle yaptı ya hepimiz dedi burada şeyiz yani kendiyle beni bir tutuyor. Hepimiz burada sıkıntı çekiyoruz falan bir kere de iyiyim de ya diyor bana. ve yaralı için. yerdeyim yani. Ben de kendisine dedim ki doktor musun oğlum niye soruyorsun o zaman dedim yani falan. Ve sonra gitti Yasin 7 saat 8 saat gelmezdi balık tutardı. Ben de zor bela işte idrar atmaya kalktım o ara işte. Bir baktım ki Yasin orada tutmuş Yasin anlatıyor işte daha dün geldi bize gider yapıyor falan. Ya böyle şeyler yaşayınca onlara hiç sevimli gözükmek için zaten uğraşmadım yani. Böyle bir amacın çaban Öyle yok. bir çabam da kalmadı yani çata çat neyse o. Hani gram şeyimi kaybettim yani onlara karşı orada. Şu anda da hala öyle mi hissediyorsun ya, onlara an, karşı? Hepsi canım ciciğim yani şeyimdir. Değil mi ada yani. şartlarından şartları. dolayı böyledir. Onların da herkes hedefi kitlenmiş ve yani çok kalabalıksınız. Hani biri sakatlandığı zaman eminim ki herkesin iç sesi şu bir an önce gitse de azalsak şu yarışma bir an önce bitse falan. O kadar zor bir yarışma ki. Yani bu zorluğu emin olun sıradan kişileri alıp Survivor'a götürseler. Herkes aynı günün içinde, aynı günün gecesi ağlayacaktır bizi geri getirin diye. O zaman Survivor'ın ne kadar zor bir yarışma olduğunu insanlar anlayacaktır. Ağlayanlar da oldu bu arada. Ağlayanlar da oldu. Bir doktor kızımızı İlayda'ya getirmişti acun abimiz. E kızcağız doktor tabii şey okuyor falan öğrendi. Survivor'da çekimler bittikten sonra otele gideceğiz. Rahat içinde, sefa içinde Survivor çekeceğiz zannediyordu. Biz örümceklerin arasında yatmaya başlayınca kız ağladı, kendini parçaladı. <laughs> Beni buradan götürün, ben kalamam, ben yapamam diye falan. Acuna abi Allah'tan kıyamadı ona. Yoksa onu orada bırakırdı, onu öyle seyrettirirdi sözleşmelerde buna müsait. Kıyamadı, gönderdi. <laughs> Sağlık olsun. <laughs> Sağlık olsun. Survivor'a yeniden katılma planlarım var mı? Vallahi benim planlamam önemli değil burada. Benim Teklif planlanmam lazım Survivor için. Teklif gelirse ışınlanırım yani Survivor'a. Gidersin hiç düşünmeden. Giderim hiç düşünmeden. O hayatı çok sevdim. Öyle Hayat mi? sonsuza dek Survivor olsa yaşardım ya. Yani. Oradan geldikten sonra buraya adapte olmak zor oluyor mu? Ya oluyor. Gerçekten. Ne kadar oluyor. sürüyor? Yani bir kere şöyle söyleyeyim size normalde bir dakikalık, iki dakikalık yol 15-20 dakika oluyor yürüyerek gideceğiniz bir yol. İşte insanların boş merakı var. Soracağı çok soru oluyor bir de Survivor İnsanlarda çok merak uyandıran bir platform ve yani bu klasik sorulardır herhalde. Kesinlikle. Yani Acun abi'yi çok merak eden var, parasal durumumuzu çok merak eden var. Zaten şunu da anlamıyorum yani İki Acun abiyle yan yana yürüdük, böyle sırt sırta değdik diye bizi milyoner olmuş zannedenler var. Survivor'ın bir handikapı vardır. Hesaplar artar mesela. Yani bir mekana gittiğiniz zaman, o Survivor geldi" falan hemen bir yapıştırırlar yani. Eski dünya şampiyonu aynı zamanda kickboks eğitmeni Devrim Akarsu bizlerle. Devrim Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim aslında Çok iyisiniz. Çok teşekkürler. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Evet, e, Devrim Akarsu. E, eski dünya kickboks şampiyonuyum ben. Şu an e, spor eğitmenliğini, dövüşçülerin hocalarını yapıyorum. Eğitmenliği de Spor Club'da yapıyorum Adem Kılıççı'nın yanında. Yunus Emre'yi maçları hazırlıyorsunuz aslında. Orada süreç nasıl işliyor? Neler yapıyorsunuz bir günde? Evet Yunus Emre ve kardeşimiz geçenlerde bir maçı vardı. Belki takip ettiniz. İzledim de İzlediniz. çok güzeldi. Güzel. Şimdi e, süreçler bize nasıl sürüyor? Şimdi çift antrenmana giriyoruz biz. E, Dörtten altı hafta arasında maça kala çift antrenman yapılıyor. Yoğun bir tempo ile ilerliyorsunuz. Yoğun bir tempo evet. Sabah koşulara giriliyor. Akşamlayın biraz güç. Ondan sonra lapa çalışmaları. Sonra sparringler, sparring bizde yani dövüş antrenmanı değiniyor. O süreçten beslemene dikkat etmesi lazım. E, Çeşitli sparring partnerler, çeşitli model çalışmaları. Yani gerçekten de yoğun bir tempoda giriyor yani antrenmanlar. Yunus Emre'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz peki? Parlak mı sizce? Evet parlak. Çalışırsa parlak olur yani. Gerçekten de çok yetenekli bir e, kardeşimiz. Sporda gerçekten de azimli, hırslı. Gerçekten de bir şey istediği zaman da yapabiliyor. E, süreci de çok güzel birlikte antrenmanlarda. Gerçekten de pozitif enerjisi de var kendisinin. Onun geleceğini ben gerçekten de pozitif görüyorum yani. Ne güzel bunu bir hocasının söylemesi. Artık sohbetimizin sonuna yaklaştık. İzleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz? Spora yani daha doğrusu kickboksa, boksa çok gençlerimiz dışarıda boş durana kadar, boş şeyler uğraşana kadar kendi spora adamsınlar. Güzel bir spor, gerçekten de özgüvenç veren bir spor. Geleceğin bir sporu kickboksa, boks. Bunu demek isterim yani. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya tekrardan farklı konuklarımızı ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.